Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi şu yavrularımızı bir uçuracağız. Hadi bismillah. Hadi bakalım. İrin 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 irin. Evet. Arkadaşlar bunları bugün 5. günleri oldu. Her gün bunları ufak ufak kovalıyoruz. Şimdi Allah'a şükür fena da değiller. Yani bir şeyler yapacaklar, olacaklar. Bakalım ama ne yaparlar, ne ederler. Göreceğiz inşallah. Ufaktan ufaktan yükseliyorlar. Aha birisi bel kırıyor. Bayağı da bir şey yapacak gibi. Uçsunlar bakalım. Şöyle birlikte uçmayı daha öğrenmeleri lazım. Evet şöyle birlikte uçmayı öğrenmeleri lazım ki. Evet şimdi bayağı bir açıldılar. Şimdi yürüyorlar. Oradan da şöyle çekelim onları. Evet, evet maşallah, sübhanallah. Şimdi arkadaşlar, oyun kuşu uçuran arkadaşlarımıza, kanalımızı takip eden arkadaşlara şöyle bir tavsiye vereyim. Hatta bir tane de herhalde kaçak var. Aynen, bir tane şurada bir kaçak, bir tane kuş uçuyor. Gerçi oranın kuşudur büyük ihtimal. Salla. Önemli değil. Şurada besleyen bir abi var. Caminin orada. Onun kuşu olabilir. Biz kendi kuşlarımıza baksak bize yeterli. Bakalım şimdi iyi. Bayağı hareketliler yavru oldukları için de. Tabii biraz da kanları kaynıyor. Ufak ufak bel kırmalar devam ediyor. Şöyle bir şeye gelirsek. Şimdi arkadaşlar bir takım yavru aldınız. Eğer kılavuzsuz kuşunuz varsa... kılavuz kuşunuzla hani bir yere atmayan, kovmayan böyle kuşlarla yavrularınızı uçurun, kovalayın. Bunlar bayağı bir geziyor ya. Ondan sonra zaten ilk başlarda birkaç tur atıp böyle gelip konarlar. Fazla zorlamayın. Onlar onlar keyfi geldiği zaman zaten uçacaklardır. İnanın 2-3 turdan sonra başlayacaklar. Emin olun bu konuda, yani sözümü dinleyin. Fazla zorlarsanız başka bir yere atarlar. Bu sefer oraya alıştırırsınız. O yüzden de şöyle kendilerine bir bırakın. Onlar zaten uçmaya geldiği zaman uçacaktır. Benim kılavuz kuşum yok. O yüzden de kuşlara biraz da Allah'a şükür. Kuşlarda yavrularımız da maşallahları var. Evet. Şöyle. Şurada bayağı bir karanlık olmuş. Şimdi buradaki damızlıklarımız burada arkadaşlar. Bütün damızlık kuşlarımız burada. Şu mavi dumanlıyı kovalıyor. Bu yumurtayı görene kadar kovalayacak. Böyle. Burada bir tane yine miskimiz var. Burada bir tane yavrumuz var ama bu yavru biraz hafiften kırılmıştı. Biraz daha toparladı. Daha iyi. O miskimizin yine eşi geldi. Kuşların durumları böyle. Genel olarak yavrular uçsunlar, biraz havalansınlar, nefeslensinler. Onları tekrar çekeriz. Şimdi arkadaşlar, eğer ki çekmemizi istediğiniz videolar varsa veya konular varsa onları bizle paylaşın. Biz de ona göre çekimimizi daha böyle şey yapalım. Ona göre gidelim. Hem de daha böyle sizin de bilgilenmenizi sağlayacaktır bu çekimler. Elimizden geldiği kadar videolarımızda bilgi vermeye, işte yeni başlayan arkadaşlarımız için işte bilgiler vererek onların işte güvercin besleme konusunda deneyim sahipleri olmasını için biraz elimizden yine çaba sağlıyoruz. Her şeyi biz de bilemeyiz. Ama bildiğimiz kadarıyla aktarıyoruz. Bakalım. Şimdi
Şimdi arkadaşlar şu arka tarafımıza komple burayı boşaltacağım. Oraya salmalık yapacağız. Salmalıktan sonra daha da güzel olacak inşallah. Komple başına kadar, yuvanın başına kadar salmalık yapacağım ama şimdi yumurtalar falan var. Bu dediğim süreçte bir 45 günü bulur büyük ihtimal. Çünkü normalde hazır, sadece getireceğiz. Ondan sonra ama şimdi şu an yumurtaları olduğu için de yavrular uçuyor. Yavruları çekelim biraz. Kuşlar da gelsin. Şöyle kuşlar da gelsin. Bu nerede? Şu dumanlı yavru ayrı bir şeyler yapıyor. Aman aman aman. Ye. Yavruları indirdik. Ye. Yerimiz böyle arkadaşlar. Şöyle şimdi. Şimdi şu yavruları bir şeyleri bir açalım. Ondan sonra evet. Gelin buraya. Şöyle bir dolansınlar. Yerimiz böyle dışarıda olduğu için de yerde olduğu için daha doğrusu hayvanlar taşı, toprağı, yeşilliği falan buradan faydalanabiliyorlar. O da çok güzel oluyor bu hayvanlar için. Çoğu kümesi zaten şu an arkadaşlar hıkık ve genelde hıkık ve tüy sıkıntısı var. Eğer ki zaten kümesler çok kalabalıksa ve yeteri kadar temizlik yapılmıyorsa zaten hıkığın önüne geçemiyorsunuz. Ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın, ilk önce kümesiniz temiz olacak. O bir defa yani onu yapmak zorundasınız. Ondan sonra arkadaşlar kuşlarınızın tüylerine dikkat edin. Kuşlar hastalık ilaçlı yemlerden dolayı tüye giremiyorlar. Bu tüye girememe de hayvanları strese sokuyor. Strese giren hayvan da ölüyor. Muhakkak tüye giremeyen hayvan ölür. Bunu unutmayın. Hayvanınızın sırt bölümünden tüye girip giremediğini kontrol edebilirsiniz. Oradan anlarsınız yani tüye girip giremediğini. Bu da gerçekten de şu anki günümüzde en büyük sıkıntılardan biri. Muhakkak kuşlarınızı takip edin arkadaşlar. Tüyünü takip edin. Özellikle tüylerini takip edin. Hayvanın mesela bir gün eğer ki böyle biraz kabarık duruyorsa, bir şey varsa hemen hayvanı elinizde bir alın, kontrol edin, kilosunu kontrol edin, sırt tüyünü kontrol edin, ağzını kontrol edin. Bunlar koşullukta önemli şeyler. Kontrol etmezseniz ne olur? Hayvan yemini yiyormuş gibi görünür ama stres altındadır. Stresli olduğu için de hayvan çabuk ye. Evet maşallah bir yavrumuz çıktı dışarı. Mavi yavrular ufak ufak. Gel bakalım gel. Kümesimizi de açalım şöyle bir. Yavrularımız orada. Burada yuva şeye çekince karanlık oluyor da. Şöyle alalım. Şimdi şöyle ufaktan bir yemleyelim arkadaşlar kuşlarımızı. Bakalım inşallah İyi şeyler olacak. Onun niyetindeyiz. Gel sen de yem ya. Hadi.
Sen de geç. Bu yavruları günde 2-3 defa kovalamamız lazım ama vakit yok ki. Vakit olmadığından da kovalayamıyoruz. Ya şu bile yetiyor insanlara ya. Şöyle yem yemeleri. Vallahi yetiyor yani. Ye 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 ye. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Eğer ki dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından bize ulaşın. Instagram hesabımızı ekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese. İzleyen herkese. Beğenen, yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.